Selamün aleyküm canlarım. Şu anda ineklerimizi dışarı saldık yeşilliğe. Çok mutlular. Tabi biraz danalamız. Gel kızım, gel. Gel. Danalarımız da koşuyor. İnekleri gördün mü? Danalar da biraz sıkıntı. Gel, gel, gel. Gel kızım. Yavaş. Oha. Danalarımızı da Rabbim yerlerinde durmayı nasip etsin. Bunlar şimdi inekler çıktı mı? Danalarda biraz sıkıntı. Dur. Dur. Hani? Hanemiş? Kuzu. Hanemiş? Hanemiş? Sen anne. Ceylanımız bağırıyor daha hala canlarım. Annesini görünce normalde bağırmıyordu. Ama şu anda annesini gördü. Sürprizimiz de burada. Hani kızım? Bundan baharda yayılması, otlaması çok güzel. Biraz çiklemizi tamirledik. Çok koşma. Tamirleyince dışarı salıverdik. Görüyorsunuz mutluluklarını. Eşek helvalarını, eşek tüplarını bu zamana kadar biz yedik. Çok şükür. Ama bundan sonra kim ne yiyecek? Bu kızlar mı yiyecek? Koşma koşma, tamam tamam tamam, sakin ol. Rabia. Rabia. Böyle artık böyle mallarımız. Çamı da görüyorsunuz gölgesi. Aşağıda gölge oluyor. Şunların mutluluklarına bakınız canlarım. Gel, 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 gel. Gel kızım. Biraz şimdi bunlar ilk çıktıklarında çok koşarlar. Ben de başlarını bekleyeceğim. Sakinlemelerini bekleyeceğim yani. Biraz danalarımız da sıkıntı çünkü. Şu anda o danalarımız, ineklerimiz görünce çitlerden çıkmaya çalışacaklar tabii ki. Ama çukurlarda yayılırlar. Otlar bitti mi artık biz buraya yonca atarız, saman atarız. Böyle soğukta sıcakta dışarılarda güzelce yatarlar. Çipleri biz tamir ettik ama eşim ceren teli de çekebilir. Çünkü illaki burunlarına, boynuzlarını tellere takıp memelerini yardırabiliyorlar. Ceren telini artık öğrendikleri için yani gördükleri zaman yanına yaklaşmıyorlar. Hani çitler de zarar görmüyor. Şu anda hem yiyecekler hem de yedikleri yeri tabii kemireliyorlar. Bir yandan işiyorlar, görüyorsunuz. Bu sabah ben bir çuval topladım. Işık toplandan. O kadar güzeller ki. Şuna bakın canım. Görünmeye değer bir manzara. Çok mutlular. Akbaş da çok koştu. Hepsi hemen hemen 7-8 tanesini kuru döneme ayırdık. Doğumları Nisan ayında falan, bazıları Mayıs aylarında. Daha önceden 4 tanesini ayırdık. İşte böyle 4-5 tane sağlır kalacak. Ama düvelerimiz de doğuracak çok şükür. Yine 7-8 tane sağlarımız olacak. Bakalım 3-4 tane, 5 tane daha da sağım sistemi yaptırdık biliyorsunuz. Düve alabilirsek alacağız. Çünkü sağım sisteminde sağım çok kolaylaştı biliyorsunuz. Tekrar tekrar güğün boşaltması olmuyor. Tekrar tekrar memelik süt boşaltma derdi olmuyor. Makineleri ileri geri kaktırma davası olmuyor. Çok rahatladık yani. Tabii merkeze nasip etsin.
Yani böyle savacağımız zaman kapana gelecekler, savacağız. Yeme gelirler zaten. Suları önlerinde giderler, içerler, gelirler. Fazla da kalabalığımız yok zaten malımız. Bu hektar alanı da 9-10 dönüm bir yer. Bir dönümünü biz hemen hemen kapattıysak samanı ile saman koymak için, geri kalan alanı görüyorsunuz. Çitle çevrili. Her sene hasıl ekiyorduk. Eşime ektirmedim. Şurasında biz motorumuzun pulluklarını, mübzerlerini koymak için azıcık biraz böldük orasını. İnşallah kendilerine zarar vermeden güzel güzel yayılırlar. Biz de rahat ederiz yani. Çünkü ne kadar olsa hayvanlar geniş yerde rahat oluyor. Bunlar geniş yerde rahat olursa biz de rahat oluyoruz tabii ki. Bu sene hiç ekmeden oldu burası. Kendi anızımızı ekmedik. Anız öyle kaldı. Samanını aldık. Tabii yere dökülen görüyorsunuz. Yarı yarıya. Toprakla ortak gibisiniz. Yarısı yere dökülüyor, yatıyor arpalar. Tekrar zamanı gelince çıkıyor işte. Ziyan oluyor. Ben de bu sene o yüzden bittiği için ektirmedim yani. Eşim burayı nasipse art böyle sondaj çaktıracak. Yani suyumuz biraz yazın azalıyor kuyumuzda. Çok yıllar öncesi bizim yani kayınpederim yıllar önce kuyu yapmıştı elemenle. O kuyuya biz dalgıç motor taktırdık. Dalgıç motorla şu anda ineklerimize suyu alabiliyoruz. Ama tabii ki kaç metre? 10-15-20 metre olduğu için suyu çok çabucak bitiveriyor. O yüzden bakalım. 100-150 metrede çıkar diye söylediler. O zaman suyumuz bol olursa burayı da sorgun, yeşillik dikeriz. Hayvanlarımız da yeşillikte yayılırlar yani. O zaman orta yerini herhalde böleriz. Bir tarafında yayılırken bir tarafı büyür, bir tarafında yayılırken bir tarafı büyür. Herhalde öyle olur. Çünkü sulak olduğu zaman malla yayılamaz. Çamur yaparlar. Böylece de dikmeden de böylece de koşuşsalar da olur. Görüyorsunuz nasıl koşuşuyorlar. Ama yeşillikte olmasa olmaz. Oo kuzum. Gülbahar. Gülbahar hamile ama görüyorsunuz. O da koşuyor. Ağırlığına bakmıyor. Biraz bunlar beklerken sizlere de çekim yapmak istedim. Belgesellerde ben böyle çok seviyorum. Yeşilliği, doğayı seyretmesini. Havamız da bugün hemen hemen 20 derece falan. Çok sıcak. Herkes zeytin dalı yakıyor. Görüyorsunuz dumanları. Aşırı aşırı iyi işlerine bakınız. Mevlid. Ne güzel. Ne güzel benim güzel kızım. Mevlid de sürümüzün en yaşlı hayvanı. Hemen hemen 2009 doğumlu falan. Biraz böyle koşacaklar. Bundan sonra tabii ki yasılacaklar. Dışarımızda bademin yanında. Dışarımızda da oluk var. Orada da su var. Rahat bir şekilde samaneye geçmeden de sularını içebilirler. Su ihtiyaçlarını. Akbaş. Ne? Akbaş da çok mutlu oldu. Değil mi güzel kızım? Animiş benim güzel kızım. Akbaşımız da nasipse Nisan'ın sonuna doğru buzağısı olacak.
Rabbim hayırlısıyla olmayı nasip etsin. İnci. Görmüş olduğumuz ki de Zeynep. Onu da dün akşam kuru döneme ayırdık. O da buzağı bekliyor. Şubat ayı çıkacak, Mart'ta çıkacak. Nisan'ın 15'lerine falan Zeynep de doğuracak inşallah. Sizin iyi işinize kurban olurum ben ya. Mal sevgisi böyle işte canlarım. Görüyorsunuz. Aşırı aşırı iyi. Böyle yeşilliğe çıkardığın zaman normalde süt 50 kilosa 100 kiloya çıkıyor canlarım. Çok fark ediyor yani. Böyle semiz durmaları da tabii ot olmasa bile böyle selbest alana yonca at, şey at, sılaj dök mesela böyle rahat bir şekilde durdular mı? Güzel oluyor yani. Bakımdan bakıma fark ediyor. Gerçi bizim ineklerimiz hani çamur çökek içinde değil ama. Ravza, hani kızım? Ooo, düvelerimiz biraz görüyorsunuz. Ravza. Ravza sürümüzün yavaş yine maşallah, subhanallah. Ravzamız da buzağı bekliyor. Onu da ayırdık kuru dönümü. Buzağı alındıkça sizlere de gene çekimlerimizi yapacağız. Bakalım. Erkeklerim olacak, kızlarım olacak. Yavaş yavaş. Gel, 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 gel. Yeşillik çok güzel. Umarım videomda güzel çıkar bu yeşillik. Çünkü bazen güneş vurunca videolarımız tam güzel olmayabiliyor. Sıcak olduğu zaman bu çam büyük, gölgesi, akşam gölgesi çok güzel oluyor. Kimin gölgesi böyle yamaçta yatışıyorlar. İnsan bakmaya doyamıyor. Şimdi böyle yeşilliğe çıktıkları zaman tabii ki gene ilgilerini, yemlerini asla kesmiyoruz. Sılajlarını gene veriyoruz. Yazın da veriyoruz biz sılaj. Yayılım açıksa da bir de zeytinliğimiz var. Buradan hemen hemen zeytinlerde çekim yaptık biliyorsunuz. Hemen hemen buradan yürüme mesafesi 7-8 dakikadır yani. Oraya da götürüyoruz. Orası da ciğeren telle hazır. Götürüyoruz. Orada körgede zeytinden gidilen de yatıyorlar. Zeytinlerimizi alt dallarına biraz zarar veriyorlar ama o kadar da değil yani. Acı olduğu için içerilemiyorlar. Keçi gibi olmuyor yani. Ağaçlara sarmıyor. Şundan yeşillerine bakınız canım. Ben de bir çuval topladım bunları. Her gün eşe dosta toplayıveriyordum bunlar canlarım. Eşek helvalarını, eşek turplarını. Havuçlu, patatesli yapıyorduk. Ekşili, sarımsaklı. Başka tarlalarımızda da çok yeşillik her yerde var zaten. Ravza. Hani kızım? Gel. Boyunuzlu olması da iyi. Rabbim bir şeyi yarattıysa tabii sebepsiz yaratmamıştır. Ama boyunuzlu olması yayılırken mesela geliyor arkasından bir boyunuzluyor. Ya memesini yardırıyor ya işte karnına zarar veriyor. İşte yani ya boynuna zarar veriyor. O yüzden çoğu hayvanlarımız boyunuzlu. Boyunuzsuz yani. Danamızı da gene boyunuzsuz almaya düşünüyoruz. Bakalım. Sürümüzde vardı bir tane danamız. Sattık. Yerine başka alacağız. Nasipsiz şu anda ineklerimiz buzağı beklediği için danaya ihtiyaç duymadığımız için. Kendi danalarımız var ama onlar tabii ki kardeşleri, anneleri olduğu için ablaları, teyzeleri neyse o yüzden danamızı değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden böyle ya anneyi satmak gerekiyor ya da buzağı, danayı değiştirmek gerekiyor. İyi takip etmek istiyor yani.
tohumlarını, ayırdığını, kuru dönemini çok yani fark etmek istiyor, takip etmek istiyor. Şundan yayılışları, görüyorsunuz. Rabbim sizi korusun. Sizi veren Rabbime hamdü senalar olsun. Selve selve seyiliyor işte. 15 dakikada oldu canlarım. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Gene çekim yaparız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.